Tahsildaroğlu sunar. Serdar Ali maşallah. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi kilo verdin. Şu ana kadar 7,5. 6,5 7,5 arasında. Yani o 1 kiloyu daha tam oturtamadım ama bir 99 direnç noktasını kırdık. İnşallah inşallah. 98'i gördüm yani. Ben 98, tam destek. 97. Tam destek. İnşallah daha yalnız da lens bir türlü kilo veremiyor mu acaba? Ya da lens yüzünden birçok Beşiktaşlı bir tansiyon hapı falan filan derken çok kilo haklısın. Mu alıyor? Ya dinlemediniz avukat babayı. Evet dinlemedik hocam. Ah gerizekalı Alice. Sen kimsin ya? Sen ben kimim ya hakikaten? Ya ben nasıl öğrendim futbol falan? Ben yani çok da öğrenmedim ama hani hasbel kadar nasıl yorumcu yapıyorum? Çocukken en büyük şansım Serpil Hamit Üzüm bizim mahallede oturuyordu abi Erenköy'de. O efsane hoca. Bir dinliyorsun kafaya kaydırıyor. Dedem falan işte anlatıyor. Lan çoğunlukla da hani Serpil Hamit Üzüm gitmiş Hollanda'ya staja. Orada bayağı geliştirmiş. Lan Hollandalı hoca işte. Rinus Michels'in yardımcısı olmuş adam avukat diyor ki Lens'ten artık bir şey olmaz diyor. Ben diyorum ki olur mu ya ne falan filan. Şu maça kadar iki senaryo vardı kafamda. Bir, acaba Hollanda ve Türk emniyeti ve ortak bir çalışmayla hakiki Lens yerine, çünkü hakiki Lens büyük ihtimalle öyle şeyden sonra kaçırıldı. Kadıköy'de Fenerbahçe Mesut'un maçından sonra kaçırıldı adam. Yerine başka biri geçti Kemal Sunal filmi gibi yani anladın mı? Yani tipi falan da benziyor maşallah. Böyle efsane var biliyorsun değil mi? Paul McCartney öldü aslında 67'de de. Yerine başkası geçti ve burada inananlar var. Evet. Onun adı neydi o? Paul öldü. Paul artık gitti diye hatta şarkıyı tersten söylüyor. Paul is dead. Dead Z Lop diye. Tabi saçma sapan şey. Neyse. İkinci ihtimal Lens maçlardan önce abi kavurmalı, pastırmalı pide yiyor. Başka türlü kaçmaz. Yani 7 tane karşı karşıyanın 6 tanesini bir sağ forvet oyuncusu kaçırmaz abi. Hollanda milli takımında oynamış bir oyuncu PSV'de. Hayal etmiyor diyorum ya sana ben. Hep aynı yere gidiyoruz. Abi hayallerin katili gibi bu topa ya. Yani. Ya kaleciye geri pas öyle verirsin. Bak hayal etmek demişken şarkı da çok güzel. Gaye Su Akyol'un İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısını tavsiye ederim bir. Laf muhteşem. İstikrarlı hayal hakikattir. Mükemmel laf değil mi abi? Ya baba bir de bu secret var ya secret evrene mesaj gönder falan. Ya bunlar oluyor bak ben size söylüyorum. Tamam mı? Niye oluyor? Bir şeyi çok hayal edersen o senin karşına geliyor abi. Abi hayal ediyorum. Lensin sürekli gol attığını hayal ediyorum. Sen etmeyeceksin o edecek ya. Abi. O edecek o yüzden. O ettiği zaman olur. Yani etmiyorlar abi. Geri Rodriguez de etmiyor. Lens o karşı etmiyor. Karşıya pozisyonu atsa ilk yarıdan 3-0 olacaktı. Maç bitecekti. 5-0 olacak maç ya ilk yarı ya. Ha, ama ikinci yarıda Beşiktaş büyük düşüş yaşadı. Antalya Spor'da da Bülent Korkmaz iyi değişiklik yaptı Allah için. 30. dakikada Şiko'yu çıkarıp Serdar'ı alıp başka bir oynamaya başladı. Ama yine Lens yani bir tane de pozisyon var. İşte Elneny Lens indirdi falan güzel böyle. Yani hayal ettirdi falan. Bir anlık böyle ağzımıza bir tutam bal çaldı. Yani ayrıca Lens bu haldeyken onu bile kesemeyecek kadar kötü durumdaki Boyd'a ne demeli bilmiyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu değil o ya. Böyle peki abi Ankara gücündeki Boyd'la acaba... Kontra kapançık takımı. Bu acaba Celtic'in eski kaptanı böyle Thomas Boyd olabilir mi? Çok yaşlı oynuyor çünkü bu. Çünkü en son 2003 UEFA finali falan zamanı oynayan bir oyuncuydu. Londra, Britanya'dan bir futbolcunun ismini bulmaktan... Britanya diye bir şey yok hocam. O İskoçya ayrı bir yer. Britanya, United. Ayrı bir yer. Yani tekrar aynı tartışmaya girmeyelim. İşlerine gelince United. Böleceğiz orayı. Hiçbir zaman değil. İskoçya, işlerine gelince... It's not United, it's not Kingdom hocam. Yani Scottish Republic. Tabii. Göreceğiz. Bu seçimler belirler. Ha. Labour kazanırsa Britanya bölünmez ama Boris Johnson kazanırsa tamam yani. Hiç yükleniyor. Şey gör sen. Mermer gör. Bölünmez. Britanya ne mermer? Mermer Türkiye mermer. Türkiye mermer. Onlar çok uğraşıyor yıllardır. Uğraşıyor Orta Doğu'dan falan. Balkanlardan da. Başka yere benzemez. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın da Balkan Savaşı'nda biliyorsun renkleri de işte öyle geçiyor. Balkan Savaşı, Ama Lens yüzünden oluyor abi bak gerçekten. Abi koskoca böyle Tugay Kerimoğlu, derbiye özel, adamcağız saç yaptırmış yani böyle fön mön falan. Çok güzel takım elbise öyle benimkiler gibi. Ben biliyorsun bana hep soruyorlar abi ceket çok güzel diyor. Benim değil ki işte, ne bileyim ondan önce de şey Nihat Kahveci'ninkini giyiyordum. Gelmiş Tugay abi son derece klas. O Lens'in kaçırdığından gazozu patlat adamın yepyeni takım elbise. Mavi oldu ama öyle kibar ki bir şey demedi. Ya bak iki tane Fenerbahçe maçı var. Bir tane Türkiye Kupası, bir tanesi lig maçı. Karşı karşıya aynı pozisyon. Yani abi kaleciye geri pas... Hasan Ali'nin yetiştiği diyorsun. Abi kaleciye geri pas verir gibi somuruş yapmak nereden çıktı yani? Hakikaten çok enteresan. Onun dışında Beşiktaş'ın en iyileri sayıyorum. Atiba bir. Çok güzel oynadı hakikaten. Yani Atiba 36 yaşındaysa ben falan ölmüşüm ya. Allah Atiba 36 ise ben 75 falan filan. Ben böyle bir atletizm, böyle bir hangi spor yapsa başarılı olur öyle bir atletik
istikrarı var adamın. Onun dışında Beşiktaş'ta diğer iyi oynayanlar Gökhan Gönül, Rebocho, Vida ve Ruiz. Artı böyle Karius'un son derece kritik Ruiz'e katılmıyorum. Yok, iyi oynadı. Ben katılmıyorum. Bu maç iyi oynadı. Sen oyuncu olarak beğenmeyebilirsin ama bu maç iyi oynadı. Şimdi bu sezon başına göre iyi bir şey Beşiktaş'ta. Neden? Çünkü sezon başı muazzam kötü bir takım savunması. Neredeyse her maç birden fazla gol yeme kötü huyu. Şimdi son 4 maç sadece bir gol yedi Beşiktaş. Onu da yemeyebilirdi hatta bu maçta, onu da söyleyelim. Ama Karius da kurtarmasa maçı kazanamayabilirdi. Onu da belirtelim. Tamam, bir Muslera değil Karius kesinlikle ama bu sezon geçen sezona göre iyi. Yani bir tane maçta hatası var. O işte Bratislava maçı gole neden olan. Ha, hep böyle kurtarış yaparsa daha iyi ama sezon sonu gidecek zaten, böyle oynaması gerekiyor. Yalnız Beşiktaş'ta sorun Diaby dışında öndeki dörtlüden şöyle iyi performans sergileyen yoktu. Mesela derbi maçının kahramanı yine işte Umut Nayır elinden geleni yaptı. Hoca bir yerden sonra onu sol öne almak zorunda kaldı. Çünkü Laiç geri gelmiyordu. Sıkıntı oluyordu. Laiç'ine böyle oyundan çıkarken bir takım böyle Tripovic'lere falan girmiş. Girme. Girme o hiç. Girme hocam ya sen. Ya da devre arasında hakikaten Rus takımlarından birine gitmek istiyorsan bonservisi getirirler. Beşiktaş alternatif oyuncu alır. Hala Beşiktaş'ın kağıt üzerinde en yetenekli oyuncusu. Ama yeteneği kullanmadıktan sonra ne yapmışım ben o yeteneği? Anlatırlar ya Pink Floyd'da Sid Barrett acayip yetenekliydi abi. Bir buçuk albümde var. İki de solosu var. Ya Roger Waters o kadar yetenekli değildi de hala taş gibi müzik yapıyor adam. Yani ne yapmışım yani ben. Performans gerekiyor yani. Onun dışında Abdullah Hoca'nın ne yapıp o ilerideki dörtlüden Diaby dışındakilerden de daha iyi verim gol verimi alabilecek bir formül geçtiğimiz oyuncu alması lazım. Evet. Bence Beşiktaş'ın bir santrafor bir de yine öne oyuncu sağ öne de oyuncu alması gerekiyor. Hakikaten Lens böyle olmaz. Boyd bu Lens'i daha iyi kesemiyorsa. Enkudu mu var sonunda mesela? Solunda evet Enkudu. Ben düşünmüyorum hani var. Anladım. İyi de para verildi. Enkudu'yu kazanmıyor. Belli özellikle de iyi Enkudu'nun. Özellikle bu tip oyunda. Şimdi sezon başındaki kısa sabırlı pas oyununa Enkudu çok yatkın değil. Ama bu tip direkt hücum oyununda Beşiktaş ilk yarım saat onu çok iyi oynadı. 2-0 öne geçerken. Hatta 5 dakikada Beşiktaş performansı oldu. 2 tane attı. Çok çok iyi oynadı. 3 tane daha atabilirdi. Enkudu olsa hakikaten daha da fazla gol pozisyonu artı daha fazla gole de ulaşabilirdi. Enkudu'ya daha uygun bu oyun tarzı. Şöyle rakip savunmanın arkasına atılan toplara koşusu çok iyi. Hızı, hız özelliği son derece yüksek ve müspet şekilde evet. kullanıyor. Artı Enkudu'nun sorunu ne oluyor? Böyle kalabalık savunmada kendi takım arkadaşını bulamıyor. Ama rakibi az adamla yakalayınca Lens bile o Elneny'e verdiği topu gibi Enkudu onları da yapabilecek bir oyuncu. Sağ tarafa Beşiktaş'ın ya bir oyuncu oraya, yeni bir oyuncu kazandıracak takımdan ya transfer olacak ama santrafor şart. Çünkü gördüğümüz şart. Gibi hiç Burak Yılmaz bir var bir yok. Bir var bir yok değil. Zaten yaş olarak sakatlık karnesi yok normal. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu nasıl şey hesaplıyorsan Beşiktaş'ta Burak'ı öyle hesaplayacaksın. Çünkü neden? Burak Yılmaz Beşiktaş'a gelmeden önce Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u aradıktan sonra büyük bir golcü sorunu vardı. Burak gelir gelmez çözdü ama unutmayalım ilk 4 maçın büyük kısmında büyük bölümlerinde bir sakatlık nedeniyle verimli olamadı. Maçı tamamlayamadı. Şimdi bir yaş daha da ilerledi. Artı zaten sezon başında sakatlık geçirdi. %100 hazırdayken bir daha oynatılmak zorunda kalındı. Bunun zorunda kalınmayacak. Yani o konuda işte Umut var, Burak var, biri daha gerekiyor. Doğru, kesinlikle doğru, birisi daha doğru. gerekiyor. Çadım atabilen bir santrafor lazım işte. Zaten şey güven santrafor değil. Güven değil değil. Forvet oynar. İkinci forvet ya da sol ön. Yani santraforun arkasındaki 4-2-3-1'deki herhangi bir atabilen bir forvet lazım. Daha çok böyle geriden top taşıyan bir oyuncu. Öyle cezanın içinde değil. Dediğin çok önemli. Sağ öndeki oyuncunun özellikle Beşiktaş'ta yeni gelecek oyuncunun adam eksiltme özelliğinde olması gerekiyor. Bu durumda işte Diaby devam eder santrafor arkasında. Onun yedeği olarak güven yer alabilir. Çünkü artık o kadar da para yok. 100 tane adam alamazsın. Tamam. Eldekilerden bir şey yapmak zorundasın. Şu ana kadar Abdullah Avcı'nın en önemli artısı son 4 maçta Atiba Elneny ikilisi oldu. Evet Elneny'nin kaçırdığı pozisyon var. Evet zaman zaman Serdar'ın Sinameki eleştirilerini hak edecek. Bu maç çok iyi oynamadı ama böyle Galatasaray derbisinde çok iyi oynamıştı. Sezon içi için iyi bir ikili. Beşiktaş'ın balans ayarı bozuktu bu ikili gelmeden önce, monte edilmeden önce. Tabii 36 yaşındaki Atiba yani heykeli kesinlikle dikilmesi gereken oyuncu. Bence de ya. Kesinlikle ya. Bir Atiba heykeli yakışır aslında. Doğru. Artı futbolu bıraktıktan sonra şimdiden anlaşma yapılıp Atiba mutlaka altyapıda yönetici olarak. Ya Beşiktaş'ın içinde olsun doğru söylüyorsun. Ben bu kadar sevilen çok az oyuncu gördüm. Ben de çok seviyorum abi Atiba'yı. Rakipler tarafından bu kadar saygı gören oyuncu gerçekten büyük karakter. Çok seviyorum Atiba'yı yani. Yani Muslera'yı oğullarına da bayılıyorum yani. Oğullarının ikisine de bayılıyorum. Abi çünkü oğullarını da çok yetiştiriyor.
Yani gözümüz çok, önde yetiştiler ya. Çok İstiklal Marşı'nda maşallah falan filan ne kadar güzel ya. Bu arada oğlu da hiç fena değil. Hatta savunma arkasına attığı top Atiba'nınkilerden bile daha iyi. Biz de Alex'in oğlunu bekliyoruz, Felipe'yi. Gelsin de bir şey yapalım. Galatasaraylılar hala Yanis Hacı'yı bekliyor mu Sinan? Bekliyorsunuz değil mi? Gitgide gelişiyor. Ama babası gibi olması imkansız. Bir şey soracağım. Jordi Cruyff kadar olsa olmuyor mu? Olmaz. Jordi Cruyff kötü örnek ya. Kötüydü, iyi değildi. Bir dakika abi. Johan Cruyff'un oğlu değil ve Ali Ece'nin oğlu olsaydı, Jordi Ece olsaydı, Jordi Mahmut Ece olsaydı hepiniz bayılırdınız. Çok iyi forvet derdiniz. Sen şimdi bana bir şey söyle. Beşiktaş'ı da böyle kapatalım, bunu düşünelim. Bunu Beşiktaşlılar da, Galatasaraylılar da, Fenerliler de düşünsün. Ali Gültiken sağ bekte santrafor oldu. Evet. İlker Yağcıoğlu 86 şampiyonluğunda Ali Gültiken sağ bekti. İlker Yağcıoğlu sağ ön oyuncusuydu. Sağ bek oldu, milli oldu. Ve Hollanda'yı yendiğimiz efsane maçta golün asistini yaptı. Yaptı. 30 yaşında milli bir sağ bek oldu. Sağ şey Erdi santrafordu, sağ bek oldu. Ama 3-5-2'nin sağ oldu. Olsun. Zlatan İbrahimovic kanat oyuncusuydu. Sola çıktı santrafor. Sola çık, sağa çıktı. Capello onu santrafor yaptı. Şimdi belli ki Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de bir santrafor eksikliği var. Var. Takımın içinde sayısal olarak şu anki mevzuda, şu anki kadroda yani devre arası transferine kadar Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta alternatif olarak hocaların üretebileceği santrforlar kim olabilir? Hatırlayın, Fenerbahçe-Benfica maçına santrfor olarak Alper'le çıkmıştı. Alper dışında Fenerbahçe'de kim olabilir? Beşiktaş'ta Umut, Güven ve Burak dışında şu adamda santrfor oynar aslında diyebileceğiniz kim olabilir? Bunu da lütfen alttaki yorumlara yazın. Haftaya okuyalım, hadi kapatalım. Tahsildaroğlu sundu.